Merhaba herkese, Eurovision Turkey kanalına hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Merve. Tanıyanlar içinse yine yeniden burada olmak çok güzel. Bir senelik bir ara vermiştim ama şimdi tekrardan buradayım. Aslında şöyle bir heyecanım var. Daha önce hiç video çekmemişim, hiçbir şarkıya reaksiyon vermemişim gibi hissediyorum. O yüzden birazcık heyecanlıyım. O yüzden de bir kusurum olursa şimdiden affola diyorum. Sezonun ilk videosunu çekiyor olmak da benim için ekstradan mutluluk verici bir durum. O yüzden çok mutluyum. Sadece dediğim gibi birazcık heyecanlıyım. Umarım benim için de sizin için de güzel bir video olur diyorum. Ben burada olmayı özledim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. O zaman hemen konuyu Eurovision'a getirerek bu heyecanımı dağıtmak istiyorum. Bugün tabii ki Junior Eurovision 2023 yarışmasıyla buradayız. Bu seneyle ilgili genel bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu sene 16 ülke katılıyor. Geçen sene de 16 ülke katılmıştı ama geçen seneye göre çekilen veya geri gelen ülkeler oldu. Mesela Estonya bu sene ilk defa Junior Eurovision'a katılıyor. Almanya yarışmadan çekilmişti, şimdi tekrar katılıyor. Maalesef ki Sırbistan ve Kazakistan'da bu sene yarışmadan çekilen iki ülke. Bu konularla ilgili daha detaylı bilgileri Instagram sayfamızda paylaşıyoruz. O yüzden daha bu kısımların meraklısıysanız oraya bakmanızı da tavsiye ederim. Bu sene yarışma geçen senenin birincisi olan Fransa'da gerçekleşiyor. Ve tabii ki slogan ve logo da belirlendi. Slogan Heroes. Bence çok tatlı. Yani Junior Eurovision'a yakışan bir slogan olmuş. Yarışma 26 Kasım'da gerçekleşecek. Yani aslında çok da bir zaman kalmadı. Ülkeler yavaş yavaş şarkılarını belirlemeye başladı. Biz de bugün Hollanda'nın şarkısını dinleyeceğiz. Hollanda geçen sene 16 ülke arasından 7. olmuştu. Bilmiyorum tabii ki bu sene nasıl bir şarkı bizi bekliyor. Ama 7. olmasına rağmen açıkçası ben Hollanda'nın geçen seneki şarkısını beğenmiştim. Aslında şarkısını beğenmekten ziyade ben Junior Eurovision'da performansa, sanatçının enerjisine nasıl bir sahne yaptığıyla daha çok ilgileniyorum. Tabii ki de kulağıma da bir yandan güzel gelsin istiyorum, orası ayrı bir şey. Ama Junior oldukları için ses açısından çok fazla değerlendiremiyorum. Tamamen enerjilerine bakıyorum ve bence Hollanda'nın geçen seneki sanatçısı gerçekten sahnesini izlerken bana şunu hissettirmişti. Bu sanatçı büyüdüğünde Eurovision'a katılsa veya sahne alsa gerçekten çok keyifli işler başarır. Çünkü kesinlikle sahneye çok yakışıyor, dansçıları çok enerjikti. O yüzden ben Hollanda'yı geçen sene beğenmiştim. Umarım bu sene de beğenirim. Şimdi o zaman bu senenin sanatçısına gelelim. Sepp & Jasmine. Ben Junior Eurovision'a iki kişi katılmasını da çok beğeniyorum. Çünkü bence hani çocuk oldukları için de sahneyi daha güzel dolduruyorlar ve böyle inanılmaz tatlı bir enerjiler oluyor. Biri kız, biri erkek. Şarkının ismi Holding On To You. Şarkı Flamenkçe, İngilizce karışık diye okudum ama bilmiyorum. Şimdi dinleyeceğiz. O zaman lafı daha fazla uzatmadan artık şarkıya geçelim. Çok heyecanlandım çünkü bu çok uzun süredir yapmadığım bir şeydi. Umarım güzel geçer. Umarım. Başlıyoruz. Havalı bir giriş bence bu arada. Tam olarak sahneyi doldurmak dediğim şeyi iyi yapacak gibiler. Enerjisi güzel bir şarkının. Birinin baskın olduğu bir şarkı değil. İkisine de eşit yer verilmiş gibi şimdiden. O yüzden çok güzel. Çok güzel. Koreografi falan güzel yapmışlar. Yaşları da çok fazla küçük değil gibi. Tamam. Çok enerjik bir şarkı ama kendileri de inanılmaz enerjik. Ama ben bu arada arkadaki DJ kabinindeki kızı hepsinden daha çok beğendim. Diğer ülkeler nasıl olacak bilmiyorum ama bence Hollanda'nın şarkısı güzel. Enerjileri çok güzel. Dansçılar falan tam olarak bir sahneyi dolduruyorlar işte. Bu çok hoşuma gidiyor. Çocukça bir şey seyretmiyormuş gibi hissediyorum. Kızın sesi çok güzel. tam olarak bu yüz ifadesi. Kız inanılmaz böyle. Kız bayağı sırtlayıp götürüyor. Çok tatlısınız. Hemen bitti. Hiç alkış kısmını falan koymamışlar. Okey.
Ay ben sevdim ya. Ben sevdim. Aa yaşasın ilk videoma. Gerçekten böyle içime sine sine bir şarkı oldu. Ben çok sevdim. Reaksiyonumun bir kısmında şey söylüyorum. Hani kız sırtlayıp götürüyor. Bunu şu anlamda söylüyorum. Kızın sesi çok güçlü. Ama burada çocuk da çok pasif kalmamış. Yani nasıl bilmiyorum ama böyle sesleri tam olarak böyle birbirine geçmiş. Hani kız çok güçlü. Çocuk da çok güzel böyle desteklemiş ve birlikte böyle güzel bir iş çıkarmışlar bence ortaya. Ben çok sevdim. Şimdi videoyu kapattık. Sonra bir kere daha dinleyeceğim. Gerçekten benim hoşuma gitti. Umarım ki böyle yolları güzel olur. Çünkü enerjileri de çok güzel. Şarkıları da güzel. Arkadaki DJ kıza bayıldım. Keşke onu daha çok görsek. Eminim ki Eurovision sahnesinde de izlemek çok keyifli olacak. Tekrar dediğim gibi ben beğendim bu şarkıyı. Normalde böyle hani çok da hadi bir kere daha izleyeyim olmayabiliyor Junior Eurovision ama şu an gerçekten videoyu bitirdiğim gibi bir kere daha izleyeceğim. Onlara bol şans diliyorum bu yolculukta. Yani onları sahnede izlemek için sabırsızlanıyorum. Benim fikirlerim bu şekildeydi. Umarım video sizin için de güzel geçmiştir. O zaman bir sonraki ülkenin reaksiyon videosunda görüşene kadar sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.